Arkadaşlar, ön muhasebe dersine devam edeceğiz. Videonun uzamaması için bir yarım saat önce arkadaşlar bir ön çalışma yaptım ki en azından dersimiz uzamasın. Biz bu derste şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Hani ön muhasebe programı yapıyoruz. Programımız fazla biraz kapsamlı olacağı için şöyle bir menü nasıl yapılır? Bunu anlatacağım size arkadaşlar. Hemen tabii öncelikle şuradaki resim için şurada Excel ile ön muhasebe programı Photoshop'tan arkadaşlar bir Excel logosu koydum. Şuraya bir daire çizdim. Excel'i koydum buraya. Bunu bu şekilde hazırladım. Bir resmimiz var masa üstünde. Şimdi hemen programımızı açalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız neredeydi? Yeni ders kayıt demişiz. Bunun ismini ön muhasebe yapalım arkadaşlar. Ön muhasebe. Evet, programı aç dediğim zaman bir önceki derste böyle yapmıştık arkadaşlar. Bu artık ileride başımızı ağrıtacağı için menü haline getireceğim burayı. Hemen geliştiriciye buradan ana menüye geldim. Şu stok işlemlerini siliyorum. Cari işlemleri de sildim butonu. Şu kapatı da sildim arkadaşlar. Şurada şuraya bir yazı yazacağız. Yine bir label alalım. Hemen yazalım. Excel ile ön muhasebe programı diyelim. Buradan kalın kaç yapalım? 48 çok mu büyük olur? Çok büyük. 28 desek Excel ile ön muhasebe programı dedik. Şuraya getirdim arkadaşlar. Yazının rengini de siyah değil de beyaz diyelim. Evet, bu şekilde biraz büyük gibi geldi bana. Bunu 26 yapsak daha güzel olacak. Evet, Excel ile ön muhasebe programı. Şimdi hemen buraya bir frame çiziyorum arkadaşlar. Şuraya şöyle şu şekilde şu frame yazısını siliyorum. Ve buraya bir label aldım. Buraya stock yazıyorum. Stock. Evet. Şuradaki stock yazısını seçtim. Yazı kalın ve 12 dedim. Bunun topunu da 4 yapsam nasıl olur? Top 4 dedik. Şöyle biraz uzatıyorum. Burada spesifik efektler arkadaşlar. Hangisini seçtik? Evet, şu olsun. Renk olarak da bir tanesini ayarlayacağım. Ondan sonrası zaten kopyası olacak. Evet, şu alttaki backstyle'ı da 0 yaptım mı? Şu şekilde stock diye bir menü. Aslında biraz yüksektir arkadaşlar. Bunu height 30'dur ya. Bunu 20 yapsam. Hatta 24 yapıyorum. Evet, stock. Şimdi bir frame daha çiziyorum. Şuraya. Şöyle. Ve buradaki caption'ı siliyorum. Bu frame'in arkadaşlar spesyal efektini 6 yapıyorum. 6 mı yapsak? Bir dakika. Şu. 1 yapalım. Spesyal efektini 1 yapıyorum. Ve üzerine birkaç tane buton çiziyorum arkadaşlar. Buton yazısını sildim.
şöyle diyelim. Sonra kontrol tuşuyla bu butondan birkaç tane kopya oluşturuyorum. Dediğim gibi bir tane menü hazırlayacağız. Sadece kopyasını çoğaltacağız biraz sonra yan taraflara. Evet, bu şekilde. Şurayı formun rengini de arkadaşlar beyaz yapıyorum. Formun back color'ını beyaz yaptım. Şurası biraz daha koyu bir renk verebiliriz aslında. Evet. Yazının rengini de beyaz yapalım. Şu stok yazısını da beyaz yapalım. Böyle iyi galiba. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Dikkat edin. Şöyle seçiyorum ve kontrol tuşuyla beraber elim kontrolde basılıyken bir kopyasını sağ tarafına çektim. Bir kopya daha sağ tarafına çektim. Bir kopya daha. Bir tane daha arkadaşlar. Ve son olarak bir kopya daha yan tarafa getireceğim ama sığmadı. Formu biraz uzatacağım. Evet, şöyle. Tamam. Gördüğünüz gibi şöyle hazırladık. Sonra şu arkadaki mavi alanı da biraz sona kadar çektim. Şimdi burası stok. Burası cari arkadaşlar. Cari. Şurası ne olsun? Fatura. Şu kasa. Şurası banka olsun. Şurası da şimdilik diğer olsun arkadaşlar. Ve ihtiyacımıza göre buralara menülerimizi yazacağız. Şey, butonlarımıza isim vereceğiz. Şimdi öncelikle şu frame'in ismini buna M cari diyorum. Şuna pardon M stock diyeceğim buna. Menü stok, mes stok. Şuna mecari. Şuna fatura. Şuna arkadaşlar me kasa. Şuna me banka. Şuna da me diğer diyeyim şimdilik. Diğer yazdım. Evet. Şöyle menülerimizin tamamını bir daha seçeyim şöyle. Şöyle kontrol tuşuyla beraber seçiyorum. Hafiften birazcık aşağıya uzatıyorum arkadaşlar. Bir de ne eksik kalmış? Tamam. Şimdi şurası. Burası frame 1 arkadaşlar. Bakın hemen şu frame 1'in üzerine çift tıklıyorum. İsim vermeme hiç gerek yok. Bakın çift tıklıyorum. Şurada click olayı var. Bu click olayını açıyorum. Burada mouse move'e geliyorum. Mouse move'e geldim. Şurada içi boş olan şeyleri sileyim. İçinde kod olmayan. Şurada frame 2 mouse move'e ne diyorum? Bakın. Diyorum ki mstock nokta mstock nokta visible mstock nokta visible eşittir true. Sonra mcari nokta visible eşittir false. Mfatura nokta visible eşittir false. Başka ne vardı? Pardon. Stok, cari, fatura, kasa, banka, diğer. M kasa nokta visible eşittir. Bu da false diyoruz. M banka
nokta visible eşittir false dedik. Ne diğer nokta visible eşittir false dedim. Yani şunu söyledim arkadaşlar. Bir de şunu yapacağız pardon. İlk etapta şu menülerin tamamını bakın kontrol tuşuyla seçiyorum. Hepsinin visible'ını false yapıyorum. Yani çalıştırdığım zaman hiçbirisi gözükmeyecek. Ama fare şuranın üzerine geldiği zaman menü gözükecek arkadaşlar. Kapatı da şey yapmışız. Tamam. Şu butona bir kapat yazayım da arkadaşlar. Ve buraya tıkladığım zaman kapansın. Şurada unload me diyeyim. Evet. Şimdi şunun üzerine geliyorum. Bakın şu butonun şu frame'e çift tıklıyorum. Onun da mouse move olayına geliyorum. Az önce yazdığım kodların hepsini kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Bakın bu hangisidir? Caridir. Burada şu stoku false yapıyorum. Sadece cariyi true yapıyorum. Sonra şuna çift tıklıyorum. Bu da faturadır. Yine bunun mouse click olayına geldim. Mouse move olayına geldim. Yapıştırdım. Burada fatura true. Geri kalan hepsi false olacak. Sonra kasaya geldim. Yine onun mouse move olayına geldim. Yani fare üzerine gelince. Kasayı true yapıyorum. Geri kalan hepsini false yapıyorum. Yani kasa gözükecek, diğerleri gözükmeyecek. Yine bankanın için mouse move olayına geldim. Burada arkadaşlar banka true olacak. Banka gözükecek. Geri kalan hepsi gizlenecek. Son olarak şu diğere geldim. Onu da mouse move olayına geldim. Yapıştırdım. Bu false olacak. Diğer true olacak. Şöyle çalıştırdığım zaman bakın. Şöyle. Evet. Sadece şunu kapat diyelim. Şunların rengini de arkadaşlar ben hiç beğenmedim bu menünün rengini. Şöyle olsa bence daha güzel olacak. Şunları kontrolle beraber seçeyim. Renk olarak şu koyu rengi seçiyorum. Şu içerideki butonların da hepsini pardon. Şöyle boş bir yere tıklayıp şöyle mouse'u çektiğim zaman hepsini seçmiş oluyorum. Şunu seçti galiba. Evet şöyle. Tamam. Şimdi şuraya bir resim getireceğim arkadaşlar. Hemen picture'ı alıyorum resim. Şu boş kenara tıklayıp şöyle çizdim. Sonra resmin arkasındaki şu çizgiden kurtulmak için back style'ini 0 yapıyorum. Border style'ini pardon 0 yapıyorum. Back style'ı da 0 yapabilirsiniz. Sorun değil. Sonra geliyorum buradan picture'a geliyorum. Daha önce çizdiğim şu resmi buraya getiriyorum arkadaşlar. Bunu da picture size'ını da true yap, size modu da bu şekilde ayarladıktan sonra bir de son bir şey anlatacağım. Hani şuraya geldiğimiz zaman sadece bir tanesini gösterip diğerlerini gizliyorduk ya. Hepsini seçiyorum, kopyalıyorum. Bu sefer de formun boş bir yerine tıklayın. Bakın burada form. Formun mouse move'sine geliyorsunuz. Mouse move. Yani formun üzerine gelince de hepsi false olacak. Hepsi kapanacak. Burası önemli. User formun mouse move olayına giriyorsunuz. Hepsini gizliyorsunuz. Şimdi çalıştırdığım zaman bakın şöyle mouse sadece menünün üzerine gelince gözükür. Sayfanın üzerine veya başka bir menü üzerine gelince de aynen bu şekilde bundan sonra menülerimizi bu şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Daha güzel olacak. Şimdi hemen şu butona
Bir önceki kodlarımızı sileyim isterseniz. Şu ana formun içinde ne kodlarımız vardı daha önce? Şunlar vardı arkadaşlar. Stok listesi, nokta show, unload me falan. Bunların hepsini sileyim. Şu bizim visible'ların dışında hiç kod kalmasın. Tamam. Şimdi şu kapatın içine tekrar giriyorum. Bak bir de şu anda dikkat ederseniz resim menünün üzerinde gözüküyor. Onun için resmin üzerinde sağ tuş Send Backward'ı tıklayın. Yani resim arkaya gitsin. Şimdi şu kapatın ismini BTN kapat diyeceğim. BTN kapat. Ve bu kapatın içine girdim. Unload, unload. Aslında unload'tır bence. Me demek yani bu form demek. Bu formu kapat. Sonra şuraya buna stok listesi diyeceğiz. Stok listesi. Şu stok listesine tıkladığım zaman da FRM stok listesinin açılmasını sağlayacağız. Buranın içine girdim. Tabii bu formun da gizlenmesi lazım arkadaşlar. Ha, buna isim vermedik pardon. Şu butona isim verelim. BTN stok listesi. Listesi. Şimdi mesela programı çalıştırdığımız zaman ben şu anda burada stok listesine tıkladığım zaman şu menünün bu menüyü gizleyip ondan sonra açtıracağım. Hemen ne yapıyorum? Bakın stok listesine çift tıklıyorum. Önce diyorum ki mstock nokta visible eşittir false diyorum. Önce bunu gizle diyorum. Sonra frm stok listesi nokta show diyorum. Dolayısıyla bakın çalıştırdığım zaman burada stok listesine tıkladığım zaman arkadaki menü kapandı ve şöyle gördüğünüz gibi stok liste açıldı. Artık buradan ekle deyip stoklarımı ekleyebiliyorum. Yani programımızı bu şekilde bundan sonra devam ettireceğiz. İhtiyacımız oldukça menülerimizi ekleyeceğiz ve bu şekilde istediğimiz şeyleri çağırabileceğiz. Şu anda bizim stok listesine ihtiyacımız vardı. Stok listemiz bu şekilde. Bir arkadaşımız yorum yazmıştı sanırım. Stokta ne eklemek lazım? Erkan Bey'di acaba? Bir dakika Erkan Bey'di sanırım. Şöyle ne yazmış? Hocam günaydın. Stok kartına ürünle ilgili açıklama bölümü, ürünle ilgili raporlamalar için özel kod bölümü ve alışlar KDV dahil ya da hariç bölümü koymalıyız. Son olarak stok kodu otomatik ve gibi bir manuel olarak da gelsin. Arkadaşlar stok kodu burada otomatik gelse daha iyi olur. Çünkü sonuçta Excel'dir arkadaşlar. Şöyle profesyonel çok böyle yani C Sharp gibi her şeyi burada yapamazsınız. Dolayısıyla otomatik olmasında fayda var. Şimdi Erkan Bey de diyor ki şu stokta bu kod otomatik gelmesi, bunun otomatik gelmesi lazım arkadaşlar. Yani Excel programı daha güvenli olması için otomatik gelmesi lazım. özel kod istemiş rapor için. Doğrudur, özel kod olabilir. Onu ekleyebiliriz. Bir de KDV dahil ya da hariç bölümü eklemek lazım. Tabii ilk başta biz bunu biraz basit tuttuk gerçi. Bundan sonra Erkan Bey'in dediği gibi yapalım arkadaşlar. Birimi diyelim. KDV oranını ekleyelim. Özel kod ekleyelim. Hemen birimi hatta KDV oranı da hemen şu yan tarafına ekleyebiliriz. Şu ikisini bir kontrolü bir kopyasını aldım. Şurada nasıl olsa boş yer var. Buraya da KDV oranı. Şimdi stok KDV dahil mi hariç mi burada burayı ilgilendirmiyor arkadaşlar. Siz onun KDV oranını yazıyorsunuz. Faturada kullanacaksınız KDV dahil veya hariç olmasını fatura bölümünde ekleyebilirsiniz. Şimdilik sadece oranı belirleyeceğiz. Bir de ne yapabiliriz? Özel kod lazımdı. Doğru onu da hatırladım. KDV oranı, alış fiyatı, satış fiyatı.
Özel kod genelde şu buranın altında mı olur, üstünde mi olur? Yok, altında olur. Şunu biraz aşağı ya da şuraya da özel kodunu ekleyelim. Arkadaşlar özel kod da şurada olsun. Şuraya da özel kod diyelim. Bir de ne var başka? Evet, neyse bu kadar yazmış. Tamam, gerçekten de doğru. Bir de açıklama arkadaşlar. Yani açıklama ne için açıklama? Açıklamaya gerek var mı acaba? Neyse arkadaşlar açıklamaya gerek yok. Dedik ki yani mümkün olduğu kadar fazla şişirmemeye çalışacağız. Bu şekilde. Şuraya da kaydet ve bence şu kaydet yazısına gerek yok. Şu kaydet yazısını bunu keselim. Tool tip text'e yapıştıralım. Ondan sonra butonumuzun da pictures şunu da 12'ye ayarlayalım. Tam ortalayalım. Butonumuzu küçültelim. Burada da iptali aynı şekilde. Kontrol tip text'e yapıştırıyorum. Ve butonun spesiyal efektini, şey pardon, picture size'ını 12'ye, picture position'ı 12'ye getiriyorum. Şöyle butonumuzu da şu boş alana koyalım ki fazla da yer kaplamamış da oluruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ne ekledik? KDV oranı ve özel kodu ekledik. Onun için buna CB Combo Box KDV oranı diyorum. Şuna da TXT özel kod diyorum. Şimdi özel kodun amacı şu arkadaşlar. Siz buraya mesela bir kod yazıyorsunuz. Herhangi bir kod yazıyorsunuz. Sonra raporlamada o koda sahip olan stokları alt alta listelemek veya rapor yazıcıdan çıkarmak için gereken bir şeydir. Gerçekten de faydalı. Dolayısıyla bu ikisini eklediğimize göre kaydete bu ikisini de eklememiz gerekiyor. Hemen stok listesine geliyorum. Buraya da KDV oranı ve özel kodu da eklememiz lazım. Dolayısıyla custom'a geldim. Kolon hidre geliyorum. Şimdi stok adı birimi. Şu da KDV oranı buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Şu alışın yerine KDV oranı ve özel kodu. Tamam, şurada iki tane ekledim ekstradan arkadaşlar. Yani 5 ve 6'yı ekledim buraya. Beşincinin genişliği 60 olsun. Altıncının da genişliği 60 olsun. Dolayısıyla 120'lik bir şey ekledik arkadaşlar. Şurayı 120 ekleyelim şuranın genişliğine. 514'e 120 ekledik. 500 kaç olur ya? 634. 634. Dolayısıyla şuna da 120 eklememiz gerekir. 620 diyelim. Şunları da şöyle sağa doğru çektik. Tamam. Şimdi gelelim kaydet olayına arkadaşlar. Tabii kaydete gelmeden önce şunların enter tuşuyla geçişlerini yapalım. Buradaki tab indeksi kaç? 0. Ondan sonra buraya gelsin. 1. Ardından şuraya gelsin. 2. Sonra satış fiyatına gelsin. 3. Sonra KDV oranına gitsin. 4. Sonra özel koda gelsin. 5. Sonra kaydete gelsin 6. Zaten 6'dır. Bu da 7. Yani şunu demek istiyorum. Enter'a bastığınız zaman şuraya gelecek. Şuraya gelecek. Şuraya gelecek. Şuraya, şuraya, şuraya. Evet. Sıralama güzel. Bunlara isim de verdim. Şimdi kaydetin içine giriyorum. Şurada bir şey ekleyeceğiz arkadaşlar.
Şunun aynısını şöyle en sona gidelim. Şuraya or diyorum veya arkadaşlar şöyle bir şey de yapabilirsiniz sanırım. Eşittir boşluk dedikten sonra alt tire miydi? İkiden alt tire miydi? Yok. Neyse onu sonra hatırlayalım. Şu anda hatırlamadım. Şuraya veya yapıştırıyorum. Combo box KDV oranı list indeksi eksi 1 ise aynı şekilde bize lütfen bilgileri eksiksiz giriniz diyecek. Kod için bunu söylememize gerek yok. Kod, özel kod boş da olsa sıkıntı değil. Boş geçebilir. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi stok adını yazdım. Birimini yazdım. Alış fiyatını yazdım. Satışı yazdım. KDV oranı boş geçtim. Kaydet dediğim zaman lütfen eksiksiz girin. Ama KDV oranına da bir şey yazdığım zaman bu soruyu sormayacağım. KDV oranını da aynen birimdeki gibi ayarlar sayfasından çekmemiz lazım arkadaşlar. Ayarlar sayfasına şuraya KDV oranları diyorum. %1 olabilir, %8 olabilir, %18 olabilir, %25 olabilir. Bunları yazdık arkadaşlar. Şimdi D1'den D5'e kadar oraya çekeceğiz. Hemen formun initialize kısmına dikkat ederseniz şurada X ile birimin sayısını almıştık. Şuraya bir x virgül y diyorum bu sefer. Aynı şekilde şu satırı kopyalıyorum. Hatta her iki satırı kopyalıyorum. Şuraya yapıştır diyorum arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra y eşittir. Ayarlar sayfasındaki D1'e kadar git. Ve combo box KDV oranı nokta row search eşittir. Ayarlardaki D2'den DX'e kadar. Yani şunu söyledim. Artık burayı açtığım zaman bakın 1, 8 biraz daha aşağıya kadar gelmiş. Niye şu boşluğu gelmiş? Aşağıda bir şey mi var acaba orada? Bir dakika ne unuttuk orada? DX demişiz arkadaşlar. X değil Y olacak. Siz mutlaka gördünüz, fark ettiniz. Ben yeni fark ettim. Yani şu şekilde oldu arkadaşlar. Çalıştırdığım zaman sadece bakın 1, 8, 18, 25 var. Örneğin ben gelip yarın öbür gün dedim ki ya buraya da bir de %30 vardı. Eklediğim zaman otomatikmen 30'u da o listeye dahil edecektir arkadaşlar. Bakın 30 da burada dahil edilmiş halde gözüküyor. Şimdi kaydet dediğim zaman şu ikisini kaydettireceğiz ekstradan. Zaten her şey hazır. Sadece şuraya birim alış satış KDV oranı. Pardon. Öncelikle şu stoklarımıza bakalım. Şeyleri nereye ekleyecektik? Şu ikisi buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Şuraya ekle diyorum. Burası KDV oranı. Şurası da özel kod. Özel kodu alış satış. Şimdi tabii haliyle bu ikisinin de kayıt yeri değişti. Hemen şöyle koda baktığımız zaman şöyle olsun. Bakın arkadaşlar. Stok adı B'ye gidiyor. Birimi C'ye gidiyor. Şu alış ve satış şu ikisini kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şurası nedir? D, şu E, şurası F, şurası da G sütunudur. Hemen sırayla bakalım. Şu D ne gelecek arkadaşlar? KDV oranı. TX'te şey, combo box KDV oranı gelecek. Ondan sonra E2'ye ne gelecek arkadaşlar? Özel kod. Şurada TX'te özel kod. Tamam. F'ye ne gelecek? Alış F'ye alış fiyatı, G'ye de satış fiyatı gelecek. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bunun aynısını kopyalıyorum.
Düzeltmede de aynı şey olması lazım arkadaşlar. Burası güncellemeydi hatırlıyorsanız. Şu güncellemeyi siliyorum. Ve az önceki kodları yapıştırıyorum. Biliyorsunuz kaydette güncelleme hep aynıdır. Sadece güncellemede ID değişmiyor. ID'ye tek karışmıyorduk arkadaşlar. Şuradaki A sütununa hiç karışmıyorduk. B'den başlıyorduk. Evet, burası da bitti. Son olarak listeleme kaldı arkadaşlar. Şu listelemeyi de yaparsak, bakın listelemede de iki tane, şu ikisini kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. İki tane sütun daha eklediğimiz için şurası 5, şurası da 6 olacak arkadaşlar. Ondan sonra burası da zaten sırayla B, C, D, E, F ve G olacak. Bu kadar. Yani G sütunundaki sap 6'ya gelecek. Şöyle bir çalıştırdığımız zaman bakın alış fiyatı burada var. Satış fiyatı burası biraz karışık arkadaşlar. Pardon. Bir daha bakalım. İnşallah kafanız karışmamıştır. Stok adı, birimi, alış fiyatı işte alış fiyatı değildi. Bu neydi? KDV oranı. Ondan sonra özel kod. Özel kod. Ondan sonra alış fiyatı. Son olarak satış fiyatı. Tamam. Şimdi bir çalıştırırsak. Evet gördüğünüz gibi tamamdır. Hemen o boşlukları da dolduralım. Mesela KDV oranı 18 yapalım. 18, 18, 18. Özel kodları A100 olsun. A100, B2, B100, C100 olsun. Özel kod olarak da böyle verdik. Şimdi programımızı açtığım zaman burada stok listesi, stoklarımızı görüyorsunuz. Burada ekle diyoruz. Stok adı mesela ne olsun? Bulaşık makinesi olsun. Bulaşık makinası birimi adet alış fiyatı bulaşık makinesi alış 900 satışı 1200 KDV oranı %18 özel kodu C100 olsun dedik. Şurada soruda bir hata verdi. Buraya dim sor as byte diyelim. Tamam, şimdi tekrar çalıştırdık. Stok kaydedilsin mi? Evet dedik. Stok kaydedildi. Gördüğünüz gibi bulaşık makinesi burada. Çift tıkladığımız zaman çift tıkladığımız zaman şunların gelmemesinin sebebini de hemen yapalım arkadaşlar. Şurada stok listesini çift tıkladığımız zaman güncelle diye şurada da yine şunları yazmamızla eklememiz lazım. FRM stoklar nokta combo box priminden sonra şu en alta geleceğiz. Şuraya. FRM stoklar nokta combo box burada değildi arkadaşlar ya. Sıralaması değişti. Çünkü bu 6. Bir dakika. FRM stoklar nokta combo box KDV oranı nokta value eşittir. LST stoklar nokta selected item Selected item nokta sub item 3 yine FRM stoklar nokta özel kod TX'te özel kod nokta value eşittir LST stoklar nokta Selected item nokta sub item 4 Ondan sonra iki tanesi de 5 ve 6 arkadaşlar. 5 ve 6.
Bir de çift tıkladığım zaman şey yapıyorduk arkadaşlar herhalde. Ne yaptırmışız? Güncelle diye bir. Evet, bir çalıştıralım bakalım. Stok listesi, aşık makinesi. Şurada güncelle diye bir yazı çıkıyor arkadaşlar. Bu yazı niye çıkıyor ya? Kaydet yazısı çıkıyor. He. Dur bir saniye. Çift tıkladığımız zaman stok güncelle. Bu yazı nerede? He, şunun şurada. Şurada captionlarına güncelle demişiz ya arkadaşlar. Caption kaydet ve güncelle. Neyse bu açıklaması olsun istiyorsanız. Şu butona şey gelsin istiyorsanız ya. Yaz açıklama gelsin arkadaşlar caption'a. Şöyle yapıştıralım kaydet. Şu kaydetin ikonun yerini ha şöyle olsun. Evet bu kadar arkadaşlar bilirsiniz. Bu kadar. Şöyle bir son olarak çalıştıralım. Programı aç dediğim zaman şu şekilde programımız gelecek. Excel ile ön muhasebe programı. Buradan menülerimizi hazırladık. İhtiyacımız oldukça bunları yazacağız. Stok listesine geldim. Burada geçen gün stok eklemeyi ve listelemeyi, güncellemeyi anlatmıştık. Erkan arkadaşımız özel kod ve KDV eklenmesini de istemişti. Gerçekten unutmuşuz doğrusu bu. Bunu da ekledikten sonra bu dersimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sonraki derste devam edeceğiz arkadaşlar. Tabii bundan sonra şimdi bir program yazılırken arkadaşlar A'dan Z'ye her şeyi yani yapamıyorsunuz. İhtiyaca göre mutlaka eklemeler, çıkarmalar, silmeler olması şarttır yani. Tüm yazılımlar bu şekildedir. Dolayısıyla ihtiyacımız olduğu sürece oldukça biz bazı yerlerden bir şey gerekirse sileceğiz, gerekirse ekleyeceğiz. Dolayısıyla bu durumlarda kafanız karışmasın. Mesela az önce ben şu iki sütunu ekledim. KDV oranı ve özel kod. Şu ikisi. Bunlar yoktu. Bunları ekledim arkadaşlar. Dolayısıyla bu nasıl oldu? Niye böyle oldu? Kafanız karışmasın. Mesela kaydederken şu ikisi yoktu. İkisi de kaydetin içine ekledim. Çift tıklarken şu ikisini çağırmıyordu. Bu ikisini de buraya şu 18 ile B100 çağırmıyordu. Bunu da buraya çağırması için kodlarda değişiklik yaptım. Biz burada bundan sonraki süreçlerde böyle eklemeler çıkarmalarsın kafanızı karıştırmasın. Mutlaka olacaktır yani. Gerekirse şu anki gördüğünüz formu da bir bütün olarak da gerekirse değiştireceğim. Hatta şu anda bile değiştirme ihtiyacı duyuyorum. Niye? Çünkü stok listesi çok küçük duruyor. Stok listesini biraz daha genişletmemiz lazım mesela. Ne yapacağız? Şimdi şöyle genişleteceğiz. Ondan sonra şunları buraya alacağız. Şunu buraya şunu şöyle büyüteceğiz arkadaşlar mecbur. Ondan sonra şimdi bunu çalıştırdığım zaman baya bir boşluk olduğunu görüyorsunuz. Bir sonraki derste şu boşlukları da ayarlamayı yine gösterelim arkadaşlar. Bu dersimizi bu şekilde bitirdik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Yine arkadaşlar dediğim gibi amacımız programı biz önceki versiyonda olduğu gibi bir önceki derste yaptığımız gibi şişirmemeye çalışalım. Yani yine de eklemek istediğiniz düşünceleriniz varsa yazabilirsiniz. Hepinize dediğim gibi başarılar diliyorum. Sağlıklı
günler, geceler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.